Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçenlerde bir tane oyun videosu, oyunun yayınlanan teaser'ı ile ilgili bir video çekmiştik. Şöyle küçük bir teaser incelemesi gibi bir şey. Ancak arkadaşlar bu çektiğimiz teaser'da videoda sürekli gidip gelmeler oluyordu. Bunu ben render aşamasından sonrasında olduğunu fark ettim. Çünkü render'ı alıyorum, normal bir şekilde çıkıyor. Ancak çıktı verdiği videoda böyle bir sıkıntı yapıyordu ve ben bunu YouTube'a attıktan sonrasında bir arkadaşınızın yorumu sayesinde fark edebildim. Allah Allah dedim, ne tarz bir sıkıntı yapmış webcam diye. Şöyle bir tıkladım, baktım video böyle orada kesilip kesilip duruyor. Rahatsız edici bir izlenim sunuyordu. O yüzden o videoyu yayından kaldırdım arkadaşlar. Bu çektiğimiz video Medal of Honor Above and Beyond. Umarım ismini doğru söylüyorumdur. Bununla ilgili bir inceleme yapmıştık. Ve diğer VR oyunlarıyla bir derece böyle karşılaştırma, kıyaslama yapmıştık arkadaşlar. Tabii onu silince bir boşluk açıldı. Ben normalde bugün Vampire the Masquerade oynamak istiyordum arkadaşlar. Onu çekmek istiyordum. Ancak o silince tabii onun yerini de doldurma ihtiyacı hissettim. Düşüncelerimi bu oyunun teaserı ile ilgili hislerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu yüzden de arkadaşlar, canım arkadaşlarım, bu içeriği tekrardan şöyle bir sıfırdan çekmeye karar verdim. Çünkü bir önceki sorun her neyse onu halledemedim. Benim için üzücü oldu bu. Ama olsun, böyle hep beraber yeni bir teaser incelemesiyle karşı karşıya olmuş olacağız. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere VR dünyasında gerçekten kaliteli az oyunlar var. Triple E oyunlar özellikle neredeyse hiç yok. Şaka yapmıyorum arkadaşlar, neredeyse hiç yoklar. Ancak AAA kalitesinde oyun yok mu? Var arkadaşlar. İşte mesela ne tarz oyunlar var? Ubisoft'un yaptığı Space Junkies var. Keyifli bir uzayda böyle uçup kaçtığınız, insanlarla birbirinizi vurduğunuz bir VR oyunu. Ancak oyuncusu neredeyse hiç yok arkadaşlar, o yüzden tavsiye etmiyorum. İşte bunun dışında ne var? Walking Dead var arkadaşlar, biliyorsunuz kanalın en popüler videolarından bir tanesi. Ve gerçekten keyifli. Bu arada Saints and Sinners'dan bahsediyorum. Diğer yeni çıkan oyunundan kesinlikle bahsetmiyorum. Çünkü çok kötüydü o. Üzücü. Mesela arkadaşlar Boneworks var. Indie firmanın yaptığı ancak daha herhangi bir böyle VR fizikleri bakımından üzerine oyun çıkamamış olan bir oyun ve oldukça keyifli. Bulmacaları sizi oyunun içine sokuyor ve böyle oyunda kaybolmanıza sağlıyor. Ve ne istiyorsanız arkadaşlar oyunda her şeyi yapabildiğiniz bir oyun. Bu kafada böyle uçuk kaçık bir oyun. Ve hepinizin bildiği üzere Half-Life Alyx var arkadaşlar. Cankan kardeşimizin çekmekte olduğu. Gerçekten muazzam bir oyun serisi arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli. Grafikleri harika. Oynanışı bakımından biraz dar olsa da bunu oyunun içerisindeki hikayedir, temadır, ambiyanslarıyla kapatan bir oyun. Ama işte say dediğiniz de kaliteli oyunları, bu saydığım oyunlardan öteye de gitmiyor. Şöyle bir daha bir gözden geçirecek olursak böyle kaliteli, çok güzel böyle single hangi oyunlar var bir yerde dediğinizde. İşte Half-Life Alyx, Walking Dead, Saints and Sinners, Boneworks. Boneworks benim favori Boneworks oyunum arkadaşlar. Lone Echo muhteşem bir uzay macerası. Grafiklerinden tutun oynanışına kadar muazzam. Kesinlikle bu saydığım 4 oyunla boy ölçüşebilecek nitelikte oyun. Sadece kısa olması bir derece üzücü ama tatmin ediyor mu? Ediyor arkadaşlar. Ve Blade and Sorcery. Hala daha tamamlanamamış da olsa kalbimizde ilk çıkmasıyla beraber büyük bir yara açan ve oynaması gerçekten keyifli olan, muhteşem keyifli olan oyunlardan biri. Yani bu 5 oyun dışında böyle hani gerçekten çok kaliteli, böyle hyper kaliteli diyebildiğim bir VR oyun yok arkadaşlar. Ama hani tabii biraz daha işin şey kısmına girdiğinizde, daha sosyallik bakımına girdiğinizde VR chat'tir. İşte biraz daha böyle silah FPS oyunlarına girdiğinizde Pavlov'dur, Onward'tır. Bunlar da çok kaliteli oyunlar. Tabi dalları farklı biraz daha. O yüzden onları bunların içine almadım arkadaşlar. Bu kadar az az böyle küçük oyunlara sahip bir alan arkadaşlar bir yer. Ancak
Valve'ın atılımı, Half-Life Alyx'i çıkarmış olması büyük şirketlerin ayağını bir derece daha böyle ileri itmeye zorladı bana kalırsa. Ve sizler de mutlaka duymuşsunuzdur. Medal of Honor Above and Beyond arkadaşlar duyuruldu. Bir ara bu oyun Oculus tarafından duyuruldu. Steam'e geldi, sonra iptal etti. Biz de böyle acaba Oculus özel mi olacak ya? Tüh ulan dolar yüzünden alamayacağız falan filan diye böyle üzüldük ettik. Sonrasında ise Steam'e tekrar geldi. Tam böyle büyük teaser, biraz sonra izleyeceğimiz teaser'ın yayınlanmasıyla beraber Steam'e geri koydular oyunu. O teaser'la beraber beklentilerimiz bayağı bir arttı. Hani benim ilk Oculus'ta yayınlananı izlediğimde çok fazla bir şey beklemiyordum arkadaşlar açıkçası. Ancak son gelen teaser'la beraber beklentilerim bir o kadar artışa geçti. Bu arada küçükten de bahsetmek isterim. Oyunu Respawn Entertainment yapıyor arkadaşlar. Yayıncılığı ise Electronic Arts, yani EA'de. Bu da bizim beklentimizi sonunda böyle VR oyunlara baktığımızda böyle gerçekten triple oyun oynadığımızı hissettirecek bir oyun gelecekmiş gibi hissetmeme yol açtı. Umarım fiyatı da güzel olur da hızlı bir şekilde alıp oynayabiliriz arkadaşlar. Şu sıra para biriktiriyorum ki oyun 11 gün içerisinde erken erişim değil. Oyun 11 gün içerisinde arkadaşlar erişime açılacak. Ve ben de çok üper bir fiyat olmadığı sürece, şöyle 300 lira falan olmadığı sürece almayı planladığım bir oyun. 300 lira olursa almam biraz zaman sürebilir. Bu da beni üzer arkadaşlar. Size oyunu çıkar çıkmaz çünkü böyle nasıl olduğunu göstermek ve oynamak istiyorum. Özellikle de oyunda gelecek PvP özelliği de beni ekstradan heyecanlandıran faktörlerden biri arkadaşlar. Yani çünkü bu oyunda silah elimize alıp dipçik bile atabiliyoruz. Bu mekaniklerle beraber böyle PvP yapmak insanı bir derece heyecanlandırıyor. Aslında ben bu heyecanı hep arkadaşlar Zero Calibre diye bir oyundan beklemiştim. Ancak gelin görün ki Zero Calibre oyunu PvP getireceğiz diye çıktığı yıldan neredeyse 3 yıl oldu oyun çıkalı. Veya 2,5 yılda olmuş olabilir. Hala daha bir gelişme sunamadı bize bu konuda. Bu yüzden biz de tüm beklentilerimizi şu anda Medal of Honor'ın bize sunacağı böyle muazzam PvP deneyimine bıraktık. Yani umarım o beklentiyi bizim için VR'da böyle oyun oynamak için sabırsızlanan tayfa için sunmayı başarabilirler arkadaşlar. Ki oyun çıktığında da bunu umuyorum ki hepinize göstereceğim. Şimdi öyleyse hemen arkadaşlar oyunun yayınlanan teaser'ına bakalım. Beraber bir inceleyelim. Neymiş, nasılmış bu oyun bir görelim. Ve sonra da hakkında az bir şey daha konuşmaya devam edelim. Evet, başlayalım bakalım. Uçakların geçişi, tankın üzerinden etrafı görmeniz. Heyecanlandırıyor. Bunların hepsi gameplay'de olacak gibi hissettiriyor bana. Uçaktan atlamamız da dahil olmak üzere. Yay, Oculus. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Gizli odalar. Abele en heyecanlandıran noktalardan biri de bu kesinlikle. Muazzam ya. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. Abi işte burası en böyle beklediğim, yapmak istediğim oyunda yerlerden bir tanesi. It'll be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves. Like I said, boom. There are things as people I'm willing to sacrifice myself for.
Medal of Honor. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Defer Elite arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eminim hepinizin gördüğü birkaç küçük ayrıntı oldu. Ancak ben bu ayrıntıları şimdi size videoyu biraz daha sesi kısık bir şekilde gösterirken tekrar değinmek istiyorum ki nelere heyecanlandığımı, nelere hype yaptığımı siz de anlayın. Eminim sizler de arkadaşlar bu noktaları görünce VR oynayan kitlesinin neden heyecanlanacağını anlamış olacaksınız. Bakalım nelermiş o noktalar. Şimdi öncelikle arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir tankın üstünden oyuna bakıyoruz. Büyük bir ihtimalle oyunda böyle kullanabileceğimiz araçlardan biri olacak. Umuyorum, çok umuyorum bu arada. Oyunda tank kullanmayı cidden çok isterim ki farklı seanslarda gözümüze çarpmakta işte uçaktan atlıyoruz, tekneyle gidiyoruz. Bize çeşitli çeşitli böyle içerikli bölümler sunuyor oyun anladığım kadarıyla. Mesela etkileşimler de bu arada dikkatime çarpan kısımlardan biri. Yani her türlü objeyi alıp bir şekilde silah gibi kullanabileceğimizi düşünüyorum ki buradaki heykelin böyle alıp adamın kafasında kırmamız sanırım olayın en büyük böyle göstergesi. Özellikle tabanca ve tabancadansa bıçak kullanımı çok hoşuma gitti. Hani keskin kısmıyla tutup diye fırlatabilmemiz harika. Ve buradaki detay arkadaşlar büyük bir ihtimalle birçok kişinin gözünden kaçmış olabilir. Ancak böyle VR oynayanların daha da böyle dikkat edeceği bir kısım. Normalde VR oyunu oynarken elimiz abiler hep böyle bir nesnelerin içinden geçiyor. Hani ilk oynarken buna çok dikkat etmiyordum ama yavaş yavaş kaliteli oyunlar işte Walking Dead'dir, Boneworks'dür, Half-Life Alyx'dir biliyorsunuz objeleri, eşyaları alıp böyle iteleyebiliyoruz. Oradan bir şeyi seçip tutup alabiliyoruz falan. Bize bunları sundukça bunlar bize artık şey gelmeye başladı oynayan kitle bakımından. Ya elim neden masanın içinden geçiyor kardeş dedirtmeye başladı ki şu oyunda mesela hemen biraz geri alacağım şu kısmı. Bir daha tekrar bakın. Elimizi şuradaki duvara yaslıyoruz. Ve Walking Dead'deki gibi yasladığımızda kendimizi hafif bir şöyle kaldırıp bir derecede bakabiliyoruz. Yani elimiz objelerin içinden geçmiyor ki muhteşem bir detay. Ya kalp isterdi bu oyunla ilgili. Hani bir derece daha şey yapsınlar arkadaşlar. Tüm vücudu modeldesinler falan. Vücudumuzu tamamıyla görelim ona göre oynayabilelim falan. Ama bununla da yetineceğiz. En azından Alyx'teki gibi direkt bilekten kesmemişler. Çok rahatsız ediciydi şahsen benim için Alyx'te. Direkt bilekten böyle bir şeyin kesilmiş olması. Bir de bileğe inventory koyuyorduk. O daha da tuhafsıyordu. Bunu bana göre en başarılı yapan Boneworks. Tabii bunu ayrı bir kenara koyuyorum. Boneworks'te zaten tüm vücut var. Hani yarım vücut olarak bunu en başarılı yapmış olan oyun arkadaşlar. Bence Walking Dead'ti. Omzuma kadar görüyordum. Omzuma kadar gördüğüm için bir şey yadırgamıyordum. Çantamı alıyordum. Oraya koyuyordum. İşte silahlarımı bir yere koyuyordum falan filan. Gayet güzel ayarlanmıştı. Aa, ben bu kısmını oynarken gayet keyif alıyordum oyunda. Devam ediyoruz. Abi etkileşim olayı gerçekten keyifli duruyor. Bam. Zaten izlerken de bahsetmemiz üzere beni el böyle şey yapan kısımda böyle dipçik atabildiğimiz kısım olmuştur. Oldukça hoş duruyor. Bazuka kullanıyoruz. Birçok farklı silah var gibi duruyor. Sinematikler etkileyici gibi duruyor. Bunun dışında gördüğünüz üzere uçağın kokpit kısmındayız ve böyle silah kısmını kullanıyoruz anladığım kadarıyla. Bir derece belki uçak bile kullanabiliyor olabiliriz arkadaşlar. Yani uçaklar nasıl çalışıyor bilmiyorum ama galiba oyunda arkadaşlar uçak da kullanabiliyor olacağız. Yani hem çeşitli araçlara bineceğiz hem çeşitli araçları kullanabileceğiz. Onlardan bir yerlere gideceğiz, farklı silahlar kullanabileceğiz. Görüyorsunuz. Zaten vurulma efektleri çok güzel. Gayet iyi. Bombayı alıp bu arada geri de atabiliyoruz. Onu da farklı bir teaser'da göstermişlerdi.
Abi bir de şimdi düşünün kızakla giderken böyle adamları vurmaya çalıştığımız böyle anlık böyle oyunun aksiyona bize çekecek bölümler de var. Hani level'lar da var. Level tasarımları da var gibi gözüküyor ve açıkçası benim için çok keyifli gözüktü. Umarım oynanışı yani hikayesi kısa olmaz arkadaşlar. Bir yerlere tırmanabildiğimizi de gördük. Şurada tanktan tekrar ateş yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle kullanabiliyoruz burada diye umuyorum. Ummak istiyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi oyun gerçekten böyle farklı level'larla böyle donatılmış, oyunların farklı içerikleriyle süslenilmiş birçok VR mekaniğini kullanabileceğimiz gibi duran bir oyuna benziyor. Koşabileceğiz, büyük bir ihtimalle zıplayabileceğiz, bir yerlere tırmanabileceğiz ki bu çok önemli, çok sevdiğim bir mekanik. Keşke böyle tekme atma mekaniği de getirseler böyle ayağımıza bir yerlere tekme atıp kapıyı kırıp açabilsek falan. Neyse, olmasa da olur. Blade and Sorcery yapmıştı bunu. Keşke siz de yapsaydınız diyorum. Ama bunların dışında hani şu teaser'da gördüğümüz olayları gerçekten kaliteli bir şekilde oyuna adapte edebilirlerse zevkten gerçekten dört köşe olacağımız böyle. Ve oyunun bizi içine kilitlediği bir oyun olacakmış gibi gösteriyor. Tabii her zaman böyle teaser'dan animasyonlardır içine efektlerdir katıp böyle oyunda hiç bunlarla karşılaşmadığımız oyunlar da olabiliyor. Misal buna Walking Dead'in en son çıkan oyunu. Saints and Sinners'ı bahsetmiyorum. İsmini bile unuttum artık o derece arkadaşlar. Onslaught muydu neydi? Bir teaser'ında böyle bir şeyler görüyorduk. Atlamadır, sıçramadır falan böyle zombilerle çok güzel etkileşimdir. Oyunu bir oynadık. Eser yok abi, eser yok. Umarım bunda da olmaz. Ki büyük bir firma, büyük stüdyolar var. Olacağını düşünmüyorum o yüzden böyle sorunların. Tabii ki de biz bunu 11 gün sonrasında ilerleyen günlerde görebileceğiz ama ben şimdiden heyecanlıyım arkadaşlar. Öyleyse tekrardan izlediğiniz ve bu şekilde Medal of Honor Above and Beyond içeriğine destek olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu sizlerle tekrar değerlendirmek ayrı bir keyifli oldu. Bir derece her ne kadar bir önceki video yanmış da olsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olabildiğince böyle alışmaya çalışıyorum bu YouTube şeylerine. Bu arada söylemek istiyorum. Videolara daha ağırlık vereceğim. Haftada bir, iki haftada bir video geliyor biliyorum. Ancak bunları 2 günde 1'e, olabildiğince 3 günde 1'e düşürmeye çalışacağım. Ve sık sık birbirimizle karşılaşıyor olacağız. Bunun dışında VR oyunlara fazla yöneldiğimizi biliyorum arkadaşlar. VR oyunlar çekmeye gene devam edeceğim ama VR dışı oyunlara da fazlasıyla ağırlık vereceğiz bundan sonrasında ve dop dolu bir kanal olup çıkacağız gibi duruyor böyle. VR'dır, normal oyunlardır, şudur budur derken birçok oyunları beraber oynayıp tadıp görme fırsatımız olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Cyberpunk'ı da satın aldım öncesinde. Paramı biriktiriyordum hep bunun için. Çıkar çıkmaz beraber oynayacağız arkadaşlar. Unutmayın buradan takip edelim. Hep beraber Cyberpunk'ta nasıl olacak görmüş olalım. Öyleyse sevgili arkadaşlar. Güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok teşekkürler takipte kaldığınız için ve desteklediğiniz için. Bir sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.